Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte malum yazılar başladı. Biz de sizler için ikinci dönem ikinci yazılıya hazırlık. Coğrafya ile ilgili güzel etkinlikler, konu anlatımları gerçekleştireceğiz diyelim. O zaman hadi bakalım bu yazılıda bizi hangi konular bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi yazılımıza baktığımızda iklim elemanları sıcaklıktan başlıyor ve en son kısma kadar çevre ve toplum kısmına kadar sorumlusunuz. Tabii ki de biz sizler için ikinci dönem yazılılara daha güzel hazırlanabilmeniz için yazılı notları için bir kitap hazırladık ve bu kitapta şöyle temin ettiğinizde 71. sayfadan başlayarak sevgili arkadaşlar coğrafyaya çalışabilirsiniz. Diğer derslerimizde fizik, kimya, biyolojide yer almakta diyelim. Hemen şöyle iklim elemanları neydi onlardan bahsetmemiz gerekirse. Hatırlayın 3 tane iklim elemanımız vardı. Bunlardan birincisi sıcaklık. Peki yeryüzünde sıcaklığın ana kaynağı neydi? Güneşti sevgili arkadaşlar. Ve burada solar konstant dediğimiz bir kavram vardı. Bu kavram güneş sabitesi olarak da geçiyordu. Atmosferin en dış sınırına 1 santimetre kareye 1 dakikada gelen enerji miktarı 2 kaloridir ve bu solar konstant olarak geçer. Ama yeryüzeyine bu enerjinin tamamı gelmiyor. O zaman yeryüzünde sıcaklığında aynı olduğunu söyleyemeyiz. Hemen şöyle sıcaklık ortalamalarının dünya ölçeğinde nasıl değiştiğini ya da neler etkilediğini söylememiz gerekirse en temel sebep güneş ışınlarının yere düşme açısı. Peki güneş ışınlarının yere düşme açısını kimler etkiliyor? Enlem etkisi etkilemekte. Dünyanın günlük hareketi yani eksen hareketi etkilemekte. Dünyanın yıllık hareketi ekseni ekleye etkilemekte. Ve en sonda da yer şekilleri yani eğim ve bakı faktörleri etkilemekte diyebiliriz. Burada enlem etkisi ifadesi söylendiğinde ekvatordan kutba doğru gittiğinizdeki meydana gelen değişimleri düşünebilirsiniz. Yani Brezilya'da sıcaklık ortalamasının Norveç'ten yıl boyunca yüksek olmasını sağlayan temel faktör enlem etkisidir. Günlük hareket sıcaklıkların bir gün içerisinde değişmesine neden oluyordu. Burada da şunu unutmayalım. Bizim bir gün içerisinde güneşin ufuk düzlemindeki konumuna baktığımızda sabah güneş ışınları eğik açıyla geldi. Öğlen güneş ışınları gelebileceği en dik açıyla geldi. Bakın dikkat edin. Öğlen güneş ışınları gelebileceği en dik açıyla geldi. Dikkat demedim ve akşam gene güneş ışınları ilk açıyla geldi. O zaman sabah, öğle, akşam saatlerinde sıcaklığımız illaki farklılık gösterecektir. Ve bir gün içerisinde en yüksek sıcaklıklar güneşin en tepede olduğu an değil, bundan birkaç saat sonra yani hemen hemen 13 ile 14 arasında gerçekleşmektedir. Bunun temel sebebi nedir gibi bir soru gelirse ısı birikimidir diyeceksiniz. Eksen eğikliği yıllık hareket olduğu için yıl içerisinde güneş ışınlarının yere düşme açısı da değişir. Özellikle mesela Türkiye gibi ortak kuşak ülkelerini düşünün. Dört mevsimin belirgin yaşandığı ülkeler. İlkbahar, yaz, sonbahar, ve şuraya şöyle de kışı yazdım. Şimdi ilkbaharın başlangıç kısmını 21 Mart, sonbaharın başlangıç kısmını 23 Eylül olarak söylüyoruz. Ve bu iki tarihte de güneş ışınları ekvatora dik açıyla geliyor ve yapılan sıcaklık ölçümlerinde 23 Eylül'deki sıcaklık ortalamalarının 21 Mart'tan daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun temel sebebi de hemen şöyle baktığınızda öncesinde yaşanan mevsim gene ısı birikimi ısı kaybı olayı diyebilirsiniz. Burada bakı güneşe dönük yamaç ve şunu unutmayalım. Türkiye'de bakı yönü güney yamaçtır. O zaman bizim ülkemizde bakı yönü yıl boyunca güney yamaçsa bu bizim ülkemizin kuzey yarım kürede yer aldığını kanıtlar diyebiliriz. Güneşlenme süresi ne kadar fazlaysa sıcaklıkta o kadar yüksektir dedik. Ancak kutuplarda ya da çevresinde 6 aya varan gündüz ya da gece sürelerinin yaşanmasına rağmen sıcaklığın çok yükselmemesinin temel sebebi güneş ışınlarının eğik açıyla gelmesidir. O zaman bu da enlem etkisidir. Yükselti ile ilgili çoktan seçmeli testlerde gelebilecek kalıp sorulardan bir tanesi şudur. Ekvatorda kalıcı karlara rastlamamızın temel sebebi nedir derse sana bu yükseltinin sonucudur. Ama Grönland ya da Antarktika'da kalıcı karlara rastlamamızın temel sebebi nedir derse bu da enlem etkisinin sonucudur diyebiliriz. Ve biz biliyoruz ki troposferde yükseldikçe genel olarak her 200 metrede sıcaklıklarımız bir de derece azalır. Alçaldıkça da bir derece artacaktır. Buna bağlı olarak bana bir soruda bir merkezin yükseklik değerini diğerinin yükseklik değerini birinin sıcaklığını verdiğinde diğerinin sıcaklığını da isteyebilir. Yani şöyle bir dağlık alan çizdim. Şurada bir A noktası olsun. 400 metre olsun ve sıcaklığı 5 derece olsun ve şurada bir B noktası olsun. B noktasının yüksekliği de 2000 metre olsun ve bana desin ki B'nin sıcaklığı kaç derecedir? Şimdi 400 metre burası, 2000 metre burası o zaman A ile B merkezleri arasında 1600 metre yükseklik farkı var. Ve her 200 metrede sıcaklıklarımız 1 derece azalıyorsa 1600'ü hemen ne yapıyoruz? 200'e bölüyoruz. O zaman burada 8 derecelik bir azalışın yaşanması lazım. Burası 5 dereceydi. 8 derece azalttığımda B'nin eksi 3 derece sıcaklığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kara ve denizlerin ısınma ve farkı ve dağılımı dediğinde kuzey ve güney yarım küreleri kıyaslatacaktır. Kuzey yarım kürede böyleyken güney yarım kürede şöyledir diyorsa bu kara ve denizlerin dağılımıdır. Mesela bana şunu derse Ocak ayında Türkiye'de kış mevsimi yaşanırken Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaz mevsimi yaşanıyor diyorsa o zaman bu eksene eklidir. Çünkü burada mevsime girdi işin içine tamam mı? O yüzden buna dikkat etmemizde fayda var. Okyanus akıntıları sıcaklığın enleme uygun bir şekilde artıp ya da azalmasını engeller. O yüzden burada okyanus akıntılarının nerede olduğunu bilmenizde fayda var. Batı Avrupa'ya gelen Gulf Stream. Şurada Alaska. Şurada Kaliforniya, şurada Peru, şurada Brezilya, Benguela, Madagaskar, Batı, Doğu Avustralya, Kuroşio ve o Sıcak soğuk su akıntıları. Bir de şurada Kanada'nın bulunduğu alanda Labrador Soğuk su akıntısı var. Buradan gelebilecek kalıp anlamındaki test sorusu ise şudur: Bana aynı enlem üzerinde iki merkezi verir. Bakın burada önemli olan ikisi de aynı enlem üzerinde olmalı, ikisi de okyanusun kenarında olmalı. Bakın mesela şurada bir A noktası verdi, burada da bir B noktası verdi ve dedi ki bana Batı Avrupa kıyılarının Kanada'nın doğu kıyılarından daha sıcak olmasını sağlayan temel faktör nedir dediğinde direkt okyanus akıntısı diyorsunuz. Aynı şekilde burayı çizdi ve dedi ki Güney Amerika'nın batı kıyılarının Güney Amerika'nın doğu kıyılarından daha soğuk olmasının temel sebebi Peru Humboldt soğuk su akıntısıdır diyebilirsiniz. Ama bakın burada bir B noktası, şurada da bir C noktası verse B ile C arasındaki sıcaklık farklılığının temel sebebi okyanus akıntısıdır diyemeyiz. Karasallık, denizellik yükselti işin içerisine girer. Atmosfer nemi dediğimiz zaman bu sıcaklık farklılıklarını azaltır. İki tane merkez verdi ve dedi ki bir merkezde sıcaklık farkı 10 dereceyken bir günde diğer merkezde ise sıcaklık farkı 30 derecedir dedi. Farkın 30 derece olduğunda nem daha az, farkın 10 derece olduğu yerde ise ona göre nem daha fazladır diyebiliriz. Rüzgarlar okyanus akıntılarıyla yapılan aynı etki yapar. Eğer ki bir rüzgar kutuptan ekvatora doğru geliyorsa sıcaklığı azaltır. Ekvatordan kutba doğru gidiyorsa sıcaklığı artırır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bitki örtüsü de gene nemle aynı etkiyi yapacaktır. Yer yüzeyinin aşırı ısınıp aşırı soğumasını engelleyecektir. Basınç. Atmosferde çeşitli gazlar var ve bu gazların yer uyguladığı etkiye biz basınç diyoruz. Basıncı barometre ile ölçüp kilopaskal ya da hektopaskal olarak ifade edebiliriz ve basıncı ifade ettiğimizde milibar olarak sorularda yoğun ölçekte göreceğiz. Dünya ölçeğine baktığımızda her yerde aynı gaz yoğunluğu olmadığı için basınç değerleri de her yerde aynı değil. Peki. Yükselti, sıcaklık, yoğunluk, yer çekimi, dünyanın hareketleri basıncı etkilemekte. Şunu unutmayalım ısınan bir hava kütlesi olsun burada. Isınan hava kütlesi genleşir, hafifler ve yükselir. Yükselirse o zaman burada bir alçak basınç vardır. Sıcaklık arttıkça basınç azalıyorsa sıcaklık basınç arasında ters bir orantı vardır diyebiliriz. Yükseldikçe genel itibariyle gaz yoğunluğunun azalması basıncında azalmasına sebebiyet vermekte. Yükseklik arttıkça bakın yükseklik arttıkça basınç azalıyor. O zaman bunlar arasında da ters bir orantı Det er veldig varmt. dikkat. Yükseldikçe basıncın azalması, sıcaklık basınç ilişkisine ters düşer. Buna da dikkat edin. Sorularda bu da gelir. Der ki, yükseklik arttıkça basıncın azalması neyle açıklanabilir ya da neyle çelişir? Sıcaklık basınç arasındaki ilişkiyle çelişir diyebiliriz. Hemen şöyle, yoğunluk bir yerde ne kadar fazla ise basınç da o kadar fazladır. O zaman burada doğru bir orantı var. Bak, yükselti basınç arasında ters orantı. Sıcaklık basınç arasında ters orantı yoğunluk basınç arasında doğru orantı. Yer çekimi arttıkça gazların tutulması da artacağı için basıncı da artırır. O zaman burada da doğru orantı. Dünyanın hareketleri dinamik kökenli basınç kuşaklarının oluşmasını sağlar. Şunu da unutmayalım. Bir basınç havanın sıcak ya da soğuk olmasıyla ilgili ise bu basınç termik basınç olarak ifade edilir. Onu da öyle söylemiş olalım. Ve biz Dünya ölçeğinde kuzey yarım kürede güney yarım kürede alçak basınç yüksek basınçla ilgili ifadelere baktığımızda bunlar karşımıza gelecek. Buradaki oklar sevgili arkadaşlarım yatay hava hareketini gösterir. Şunu unutmayalım. Bir yerde yüksek basıncın olabilmesi için gazların yere daha yakın ve yoğun olması lazım. Alçak basınç olabilmesi için de zeminde yoğunluğun az olması lazım. O zaman burada havanın alçalması gerekir. Burada ise havanın yükselmesi gerekir. Burada alçalıcı bir hava hareketi var. Burada yükselici bir hava hareketi var. Peki bakıyorum. Alçalıcı hava hareketinde gaz yoğunluğu fazlaysa, yoğunluk fazlaysa basınç da fazlaydı. O zaman burada yüksek basınç. Yükselici hava hareketinde gaz yoğunluğu az. O zaman burada da alçak basınç vardır. Şunlara dikkat edin. Bunlar sizi hataya sürüklemesin. Alçalıcı diyorsa şöyle düşünün. Gözünü kapat ve de ki gazlar yere daha yakın. Alçaldı bak ne kadar yoğun. Yükselici diyorsa hava yukarıya doğru çıktı. O gaz kalmadı. O zaman da alçak basınç vardır diyebilirsiniz. Ve bu basıncı mesela sıcaklık oluşturuyorsa termik yüksek basınç. Dünyanın günlük hareketi oluşturuyorsa dinamik yüksek basınç. Bu basıncı sıcaklık oluşturuyorsa termik alçak basınç. Dünyanın günlük hareketi oluşturuyorsa dinamik alçak basınç diyeceksiniz. Termik dediğinde hava nasıl alçalır soğursa ha o zaman soğukmuş diyeceksin. Termik dediğinde hava nasıl yükselir ısınırsa yükselir ha o zaman sıcakmış diyeceksin. Dinamiklerde ama böyle bir durum yapamazsın. Şimdi burada zemine doğru bir alçalma söz konusuysa Bunlar yere temas ettikten sonra çevreye doğru yayılır mı? O zaman yüksek basınç alanlarında merkezden çevreye doğru bir hava hareketi var mıdır? Vardır. Alçak basınç alanında ise çevreden merkeze doğru bir hava hareketi olacak. Bunlar çarpışıp yükselecektir. Şimdi şuna dikkat et. Çevreden merkeze bir hava hareketi var mı? Var. Bak çevreden merkeze doğru bir hava hareketi var. Çevreden merkeze ise bu alçak basınç mı? Alçak basınç. Peki buraya şöyle alçak basınç diye yazdım. Şuna geliyorum. Aynı şekilde burada da çevreden merkeze doğru bir hava hareketi var mı? Var. O zaman bu da alçak basınçtır. Peki dikkat edin. Sen buradan başla. Şuradan şöyle karşısındakine de devam et. S harfini oluşturdun mu? Oluşturdun. O zaman bu kuzey yarım küredeki alçak basınç alanıdır. Buraya geldiğinde S'nin tersini oluşturdun mu? O zaman bu güney yarım küredeki alçak basınç alanıdır. Peki yüksek basınçta nasıl olacak? Yüksek basınçta da şöyle olacak sevgili arkadaşlar. Oklar dışarıyı gösterecektir. Aynen böyle. Bakın oklar dışarıyı gösterdi. O zaman merkezden çevreye bir yatay hava hareketi var, yüksek basınçtır. S harfini gördüysem kuzey yarım küredeki yüksek basınç alanını simgeler. E buraya geldiğimiz zaman burada da durum tam tersi olacaktır. Şöyle merkezden çevreye doğru gene ama S'nin tersini görüyorum. O zaman bu da güney yarım küredeki yüksek basınç alanıdır. Şunu unutmayalım. Yükselen hava kütlesi yağış bırakacağı için alçak basınç alanı yağışlı, alçalan hava kütlesi yağış bırakmayacağı için hava açık ve güneşlidir diyebiliriz. Rüzgar çeşitleri sürekli, mevsimlik, yerel, tropikal rüzgarlar olarak 3 ayrılır. Sürekli rüzgarları bilebilmeniz için dünyadaki sürekli basınç kuşaklarını bilmek zorundasınız. Peki bunu nasıl bileceksiniz? Bunu hemen şöyle yaya diye yazacaksın. Yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınç. Aşağıdan başla 0, 30'ar 30'ar arttır. 30, 60 90 dedin. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca hareket eden yatay hava hareketidir. O zaman bakın dikkat edin. 90'dan 60'a bir rüzgar gelecek mi? Gelecek. Bu rüzgarın ismi nedir? Kutup rüzgarıdır. Nasıl bir rüzgar? soğuk bir rüzgar. 30'dan 60'a bir rüzgar gelecek mi? Gelecek. Bu rüzgar kimdir? Batı rüzgarıdır ve batıdan gelir. 30'dan 0'a bir rüzgar gelecek mi? Gelecek. Bu rüzgar kimdir? Alize rüzgarıdır. Hangisi ek motoral kuşakta? Alize. Hangisi orta kuşakta? Batı. Hangisi kutup kuşağında? Kutup rüzgarıdır diyeceksin. Mevsimlik rüzgarlar dünyanın yıllık hareketi yani eksen ekliğine bağlı olarak yer değiştiren rüzgarlardır. Bu rüzgarlar Hindistan ve çevresinde etkilidir ve yaz musonu Kış musunu olmak üzere ikiye ayrılır. Yaz musunu Hint Okyanusu'ndan Hint Yarımadası'na geldiği için bol miktarda Hindistan çevresine yağış bırakır. Kış musunu ise yağış bırakmaz. Tropikal rüzgarlar nerede etkilidir dersek Ekvatoral kuşakta etkilidir. Bunu unutmayalım. Yerel rüzgarlar bir gün içerisinde yön değiştiren ve dünyanın eksen hareketine bağlı olarak meydana gelen rüzgarlardır. Mevsimlik rüzgarlar ise dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak gelen rüzgarlardır. Karadeniz Meltemi, Dağ Vadi Meltemi. Fön rüzgarı sıcak ve kuru bir rüzgardır. Bir dağ yamacı boyunca alçalan rüzgarın yaratmış olduğu etkidir. Akdeniz Havzası'nda Hamsin, Sirocco, Leveçe sıcak karakterli, Mistral, Bora, Krivest, etezyen, soğuk karakterli yerel rüzgarlardır diyebiliriz. Yağışa geldiğimiz zaman nemlilik ve yağış kısmında atmosferdeki su buharı miktarına nem diyoruz ve biz nemi higrometre ile ölçmekteyiz sevgili arkadaşlar. Nem dediğimizde sadece yağış aklınıza gelmesin. Mutlak nem 1 metreküp havanın içerisinde o anda var olan nem miktardır. Maksimum nem 1 metreküp havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktardır. Bağın nem ise havanın genel itibariyle doluluk oranıdır diyebiliriz. Sıcaklık artarsa maksimum nem artar unutmayalım. Deniz kıyılarında genel itibariyle mutlak nem miktarı, alçaklarda mutlak nem miktarı, ekvatorda mutlak nem miktarı daha fazladır. Nem açığı azalırsa da bağın nemin artacağını söyleyebiliriz. Burada şunu düşünün elinizde bir kap var sevgili arkadaşlar. Kabın total alabileceği su miktarı 20 litre olsun ve bizim bu kabımızın içerisinde 10 litrelik bir suyumuz olsun. Şimdi bakıyorum, kabın içerisinde o anda var olan su miktarı ne kadar? 10 litre. O zaman bunu mutlak nem gibi düşünün. Kabın alabileceği en fazla su miktarı ne kadar? 20 litre. O zaman bunu maksimum nem olarak düşünün. Peki, bağın nem havanın doluluk oranı ise bu kabın doluluk oranı nedir? 10 bölü 20 çarpı 100'den 1 bölü 2. Bunu da böldüğümüz zaman yüzde %50 yapar. O zaman bizim kabın doluluk oranı %50 ise bunu da bağın nem gibi düşünürsek bu kap taşabilir mi? Tabii ki de hayır. Kabın taşması için ya içerisindeki su miktarının artması lazım ya da bunu daha küçük bir kaba dönüştürmemiz gerekiyor. Şunu da unutma bağın nemi %100 olan bir hava kütlesi yağış bırakmaz. Bir hava kütlesinin yağış bırakabilmesi için bağıl nemin yüzde yüzü geçmesi gerekmekte sevgili arkadaşlar. Yağış oluşum şekillerine baktığımız zaman ısınan havanın yükselmesiyle birlikte bir yağış varsa konveksiyonel yani yükselim yağışlarıdır. Bunu mesela nerede gördünüz? Litosfer, manto çekirdek kısmında gördünüz. Mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler iç kuvvetlerin kaynağını oluşturuyordu ya Isınan magmanın yükselmesiyle birlikte litosferi hareket ettirmesiydi. Burada da aynı durum geçer lerdir. Isınan bir hava kütlesi yükselip yağış bırakıyorsa konveksiyonel yağıştır. Ben bu yağışı dünya ölçeğinde Ekvator çevresinde bizim ülkemizde ise genel itibariyle ilkbahar ve yaz dönemlerinde göreceğim. Yamaç yağışı orografik. Orojenez'den aklınıza gelsin. Oroda ...jenez dediğimiz gihenez olarak geçer. Oluşum, dağ oluşumu. O zaman bu yağış bir yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin bırakmış olduğu yağıştır. Özellikle Güney Asya'da bu yağışı bol miktarda... ...Türkiye'de ise Karadeniz ve Akdeniz'de yani dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda göreceğiz. Cephe diğer ismiyle frontal yağış farklı iki hava kütlesinin karşılaşmasıyla birlikte oluşur. Bu yağışı biz 60 derece enlemleri çevresinde ve aynı zamanda bizim ülkemizde de kış döneminde göreceğiz. Bir de yoğuşma ve ürünleri vardı. Hemen şöyle bunu da hatırlayalım. Şöyle bir tablo çiziyorum. Buraya dikkat edin. Şurası yeryüzü Şurası gökyüzü, şurası sıfır derecenin üzeri, şurası sıfır derecenin altı. Bakın sıfır derecenin altında yeryüzünde meydana gelen birinci yoğuşma ürünü kırığıdır. İkinci yoğuşma ürünü ise kırçtır. Mesela sabah uyanırsın kış dönemi de arabayı böyle kazırsın ya kutsal vazife olarak köşeye kar tanesi olur ya onlar kırı. Kazıdın ula buz tutmuş lan dedin ya onlar da işte kırçtır. Sıfır derecenin altında yeryüzünde meydana gelen birinci yoğuşma ürünü çiğdir. Şu dönemde işte çimlerin üzerindeki su tanecikleri var ya onlar bir de sevgili dostlarım sistir. Sis de bulutun yeryüzündeki halidir ve bir oluşan sis öğleden sonra ortamdan kaybolur. Bunun temel sebebi de ısınan havanın yükselmesidir. Sıfır derecenin üzerinde gökyüzünde sen neyi göreceksin? Bulutları ve yağmuru göreceksin. Sıfır derecenin altında gökyüzünde ya kar görürsün ya da dolu görürsün. Bunları da unutmamış olalım sevgili arkadaşlarım. Dünya ölçeğine baktığımız zaman dünyada Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya, Gine adaları, Güney, Güneydoğu, Doğu Asya, Batı Avrupa, Amerika'nın kuzey, batı ve güneydoğu kısımları, Avustralya'nın doğusu Yeni Zelanda, şurada Madagaskar çevresi yoğun ölçekte yağış almaktadır. Bak şuraya yıldız attım, buraya yıldız attım, buraya yıldız atıyorum, bir de şuraya yıldız atıyorum. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Geldik şimdi dünyada görülen iklim tipleri. Evet, her mevsim yağışlı. Yağış rejimi düzenli olan iki tane iklim var. Bunlardan birincisi Amazon Havzası, Kongo Havzası, Malezya, Endonezya ve Gine Adaları'nın bulunduğu alan... ...yani Endonezya, Malezya, Gine Adaları bulunduğu alan... ...ekvatoral iklimdir. Her mevsimi yağışlıdır sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayın. İkinci, her mevsim yağışlı. Yani yağış rejim düzenli iklim. Batı Avrupa. Amerika'nın kuzey, batı ve güneydoğu kısımları. Yani Kuzey Amerika'nın kuzey, batı ve güneydoğu kısımları. Şurada Arjantin hattı. Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda okyanusal iklim. O zaman... Hem ekvatoral iklim hem de okyanusal iklim yağış rejimi açısından düzenli yağış rejimine sahiptir. Peki yazı yağışlı iklimler hangisidir? Birincisi 10-30 derece enlemleri arasında görülen savan iklimi. Güney, güneydoğu, doğu Asya'da görülen muson iklimi ya da Sibirya, Avrupa'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi ve Alaska'da görülen sert karasal iklim. Bir de Sibirya'nın kuzeyi, gene İskandinav Yarımadası'nın kuzeyi, Grönland'ın güneyi, Kanada ve Alaska'nın kuzeyi dediğimiz alandaki tundura iklimi de gene yazı yağışlı iklimlerdir. Savanda uzun boylu ot toplulukları vardı. Bunu unutmayın. Belgeselden aklınıza gelsin. Muson'da muson ormanları vardı. Buranın karakteristik ağacı tik ağacıydı. Sert karasal iklimde iğne yapraklı ormanlar vardı. Tayga ormanları diyorduk. Tundra ikliminde ise ot toplulukları vardı. Ekvatoral iklimde yıl boyu yeşil kalan yayvan yapraklı ormanlar. Sonbahar yani okyanusal iklimde ise nedir sevgili arkadaşlarım? Sonbahar döneminde yaprak döken karma yapraklı ormanlar vardı. Ekvatoral iklimde Mart ve Eylül aylarında yağış artıyordu. Okyanusal iklimde sonbaharda yağış artmaktaydı bunu unutmayalım. Peki kış döneminde en fazla yağışın olduğu iklim hangisidir dersek Tabii ki de bilmeniz gereken en önemli iklimlerin başında Akdeniz iklimi gelecek. Zaten sen bunu nasıl ezberledin? Yazları sıcak kurak, kışları ılık ve yağışlı dedin. Ve buranın bitki örtüsü neydi? Kızılçam ormanları, maki toplulukları ve garik türleriydi. Bunu da unutmayalım. Peki ilkbahar döneminde en fazla yağışın düştüğü iklim hangisidir dediğimizde karasal iklim, step iklimi olarak geçer. Bizim İç Anadolu bölgesinde gördüğümüz iklimdir. Bunu da unutmayalım sevgili dostlar. Bakın, Avustralya'nın iç batı kısmı, Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Orta Asya, ABD'nin iç kısımları, Namibya, Şili'nin, Peru'nun bulunduğu alan sevgili arkadaşlar çöl iklim bölgesidir. Okyanus akıntılarıyla iklimleri ilişkilendirmeniz gerekirse Gulf Stream sıcak su akıntısı okyanusal iklim, Alaska sıcak su akıntısı okyanusal iklim, Brezilya sıcak su akıntısı okyanusal iklim, Madagaskar sıcak su akıntısı okyanusal iklim, Doğu Avustralya sıcak su akıntısı okyanusal iklim. Dikkat et nemlendirdi, değil mi? Peki soğuk su akıntılarına bakalım. Kaliforniya soğuk su akıntısı çöl iklimi. Peru soğuk su akıntısı çöl iklimi, Kanarya soğuk su akıntısı çöl iklimi, Doğu Avustralya soğuk su akıntısı çöl iklimi, Batı Avustralya soğuk su akıntısı çöl iklimi hemen düzeltelim. Bir de şurada Benguela soğuk su akıntısı çöl iklimi. O zaman şunu unutmayalım. Çöl iklimi ile soğuk su akıntılarını işleyebilirsin. Okyanusal iklimle de sıcak su akıntılarını eşitleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geldik peki Türkiye'de iklim nedir? nasıl olur? Türkiye genel itibariyle Kuzey Yarımküre ülkesi olduğu için Haziran, Temmuz, Ağustos ayları en sıcak. Aralık, Ocak, Şubat ayları en soğuktu. Peki Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Bunun temel sebebi enlem etkisidir. Batıdan doğuya doğru gidildikçe de sıcaklık azalır. Bunun temel sebebi de yükselti ve karasallık etkisidir diyebiliriz. Ama şöyle bir durum vardır. Enleme ters durumlar mesela nedir? Erzurum'da ya da şöyle diyeyim. Trabzon'da sıcaklıkların kış döneminde Erzurum'dan, Sivas'tan, Erzincan'dan daha yüksek olması. Normalde Trabzon kutba daha yakın değil mi? Daha yakın. Ama bura nasıl oluyor da daha güneyde yer alan illerden daha sıcak oluyor? Enlemle çelişir. Denizellik, karasallık işin içerisine girer. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Türkiye'de Karayel, Yıldız, Poyraz soğuk karakterli, keşişleme kıble Lodos sıcak karakterli rüzgarlardır. O Arap Yarımadası'ndan geldiğinde Samgeli ismini alır. Anadolu coğrafyasında keşişleme olarak ifade edilir. Şunu da unutmayalım. Fön rüzgarı Anadolu coğrafyasında bakır Sattıran rüzgarları olarak geçer. Bitkilerin daha erken olgunlaşmasına, tarımsal veriminde düşmesine neden olur sevgili arkadaşlar? Peki biz ülkemizdeki iklimlerle ilgili yağışa baktığımızda işimiz dünyadaki iklimlerle de kolaylaşacak. Hemen şöyle bir E harfi yapıyorsun. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musun? Tuz gölünü buluyorsun. Bulamazsan şurada Anamur'un bulunduğu yerden yukarıya doğru git. İzmir'in bulunduğu yerden de şöyle doğuya doğru git. İkisinin kesiştiği yer Tuz gölü ve çevresidir. Ve burada... Hemen ilkbahardan başlıyorsun. Burası ilkbahar. Köşeye geliyorsun yaz. Karadeniz'e çıkıyorsun sonbahar. Ondan sonra Ege ve Akdeniz'de şöyle kış kış diyorsun. Bak kış kış dedin değil mi? Ne biliyor musunuz bu? Karasal iklim görülür en fazla yağış ilkbahar dönemi. Biraz önce söyledik. Sert karasal iklim benzeri görülür en fazla yağış yaz dönemi. Biraz önce söyledik. Okyanusal iklimin benzeri görülür en fazla yağış sonbahar Akdeniz iklimi görülür en fazla yağış kış dönemi. Aslında ben iklimlerin en fazla yağışının düştüğü döneme bakarak da hem dünya ölçeğinde hem de Türkiye ölçeğinde bu işi bitiririm. Buralarda sıcaklık artıyor o zaman konveksiyonel yağış. Kuzeyde ve güneyde Orografik yağışlar, kış dönemi diyorsa da cephe yağışlarını bu alanda göreceksiniz. İç Anadolu bölgesi karasal iklim, sitep toplulukları vardır. Kuzeydoğu Anadolu tipi karasal iklim dediğimizde şurada çayır dediğimiz ot toplulukları vardır. Ve Çernezyum toprakları görülür. Verimli topraklardır, tarım yapamam iklimden dolayı. Karadeniz bölgesine geldiğimiz zaman geniş yapraklı ormanlar vardır. Ege ve Akdeniz'e geldiğimiz zaman da Kızılçam ve Maki toplulukları vardır diyebiliriz. Dünya ölçeğine baktığımızda insanların çeşitli türlerdeki konutlarda toplu ya da dağınık bir şekilde yaşaması işlemine yerleşme diyoruz ve dünya ölçeğinde ilk yerleşmeler genel itibariyle iklimin ılıman, su kaynakları bakımından zengin, arazinin düz toprağın verimli olduğu alanlarda yoğunlaşmıştır diyebiliriz. Mezopotamya uygarlıkları, işte Mısır uygarlıkları, Hint uygarlığı, Çin uygarlığı bu alanlara yani medeniyetlere baktığımız zaman bu alanlarda kurulmasının ortak özellikleri iklim, su, arazi, toprak özellikleri. Şimdi biz yerleşmelere baktığımız zaman kırsal ve kentsel yerleşme olarak ikiye ayıracağız. Genel itibariyle kırsal yerleşmelerde birincil ekonomik etkinlikler yoğun ölçekte yürütülürken tarımsal faaliyetler, hayvancılık, orman hayvancılık, balıkçılık, balıkçılık faaliyetleri. Şehir yerleşmelerinde ise ikincil yani sanayi faaliyetleri ve üçüncül hizmetler sektörü daha ön plandadır diyebiliriz. Kır yerleşmelerinde nüfus 20 binin altındayken kentsel yerleşmelerde nüfus 20 binin üzerindedir diyebiliriz. Ve biz yerleşmelerde kır yerleşmelerini dokusuna göre toplu dokulu, dağınık dokulu yerleşmeler olarak ikiye ayıracağız. Özellikle bizim ülkemizde iç, Güneydoğu Anadolu ve batı kısımlarda toplu dokulu yerleşmeler, Karadeniz bölgesinde ise dağınık dokulu yerleşmeler. Şunu unutma. Bir yerde dağınık dokulu yerleşme varsa arazi nasıldı? Engebeliydi. Su kaynakları bakımından da zengindi. Ama bir yerde toplu dokulu yerleşme varsa arazi düz, su kaynakları bakımından da kısıtlıdır. Hemen bunu şöyle şuraya resmedip daha böyle kafanızda oturabilmesi için şöyle yapıyorum. Bak şurada şöyle arazinin engebeli olduğu bir alan var. İnsanlar şu arazinin düz olduğu alanlarda birbirine şöyle yakın ölçekte yerleşme birimleri kuracakken arazinin engebeli olduğu alanlarda insanlar birbirinden daha uzak alanlarda yerleşme birimleri kuracak. O zaman burası dağınık dokulu yerleşme burası ise toplu dokulu yerleşme diyebiliriz. Türkiye'de yerleşmenin tarihine baktığımız zaman Paleolitik dönemde Anadolu coğrafyasında çeşitli alanlarda insanlar yerleşme birimleri kurmuşlar. Paleolitik dönemde mesela İstanbul, Yarımburgaz Kemerburgaz mağarası, Samsun'da Tekkeköy mağarası ve Antalya'da Beldebi Belbaşı Karayın mağaralarında yerleşme alanları kurmuşlar. Hemen devamında Neolitik döneme baktığımızda Neolitik dönemde Anadolu coğrafyasında Konya, Çatalhöyük var. Burdur, Hacılar vardı. Diyarbakır, Çayönü var. Bir de Şanlıurfa, Göbekli Tepe var. İlk çağ dönemine geldiğimizde ilk çağ döneminde de birçok yerleşme birimi kurulmuştur. Niye Anadolu coğrafyası bu denli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır dediğimizde tabii ki de iklimin verimli olması, su kaynakları bakımından çevresine göre zengin olması, arazinin düz, toprağın verimli olması Anadolu coğrafyasında birçok medeniyetin kurulmasına neden olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki Türkiye'de yerleşme alanlarına geldiğimizde Türkiye'de yerleşmenin yoğun ve seyrek olduğu yerlere bakmamız gerekirse hemen buradan bakalım. 1 numarayla görmüş olduğunuz yer Yıldız Dağları'nın bulunduğu alan, yerleşmeler seyrek çünkü arazi engebeli. 2 numaraya geldiğimiz zaman Çatalca-Kocaeli platosu yerleşme yoğun. 3 numara Bursa çevresi yerleşme yoğun. 4 numara İzmir çevresi yerleşme yoğun. 5 numara Teke, 6 numara Taşeli platosu yerleşmeler seyrek ki bir soru ifadesinde karstik kavramını görüyorsan ya teke platosuna git ya taş eli platosuna git %99,9 doğru sonuca ulaşırsın. 7 numara Adana çevresi yerleşmeler yoğun. 14 numara Urfa çevresi yerleşmeler yoğun. 13 numara Hakkari çevresi yerleşmeler seyrek. 12 numara Erzurum, Kars, Ardahan hattı yerleşme seyrek. Burada mesela toprak çok verimli. Çernezyom dediğimiz kara topraklar organik makine bakımından çok zengindir. Ama iklimin yazlarının serin kısa, kışlarının uzun soğuk olması, çayı ...bir örtüsü üzerinde hayvancılığın gelişmesine olanak sağlamıştır. Doğu Karadeniz kıyıları yerleşme yoğundur. Samsun yoğun iken Sinop yerleşmenin seyrek olduğu yerdir. Özellikle şöyle 8 numara Ankara çevresine gelirsek yerleşme yoğun... ...Tuzgölü çevresine gidersek yerleşme seyrektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki dünya ölçeğine baktığımız zaman bir numara... Amazon havzası yerleşme seyrek. 7 numara Kongo havzası yerleşme seyrek. Yüksek sıcaklık nem bitki örtüsüdür. Tamam mı? bunu unutmayalım. Onun dışında 9 numara Orta Avustralya. 6 numara Kuzey Afrika yerleşme seyrek çöl iklim bölgeleridir. 8 numara Antarktika yerleşme seyrek kutup iklim bölgesi. 10 numara. Himalaya dağlarının bulunduğu alan yeryüzü şekillerinden dolayı yerleşme seyrek. Bakın dikkat edin. 11 numara. Bizim bu Mezopotamya dediğimiz alanı da kapsar. Tarihi faktörlere bağlı olarak yerleşmeler yoğundur. 12 numara. Sibirya'nın kuzey kısımları iklimden dolayı yerleşmeler seyrektir. Batı Avrupa yerleşme yoğundur. Grönland iklimden dolayı seyrek. Kanada'nın kuzey kısımları iklimden dolayı seyrek, Amerika'nın güneydoğu kısımları Apalaş Dağları'nın bulunduğu alan yerleşmeler yoğundur diyebiliriz. Geldik bölge Bölge türleri amaçlarına göre bölgeler. Benzer özellik gösteren birimlere biz bölge diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve bölgeyi temelde ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi şekilsel, diğeri ise işlevsel bölgedir. Özellikle öğretmenleriniz dersleri anlatırken bunlarla ilgili harita verip işaretli alanlardan hangisi tarım bölgesi, hangisi turizm bölgesi, hangisi sanayi bölgesi olarak ifade etti. Bakın şunu unutmayalım. Doğal şekilsel bölgelerin sınırlarının değişimi beşeri ve işlevsel bölgelere göre daha uzun sürede gerçekleşir. Doğal şekilsel bölgelerin sınırları beşeri ve işlevsel bölgelere göre ayırt etmekte güçlük yaşarız sevgili arkadaşlar. Ve bir bölge birden fazla bölgenin içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. İnsanlar artan nüfusa bağlı olarak doğal çevreyi yoğun ölçekte kullanmakta. Ve bununla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğadan kullanma biçimimizde farklılık göstermekte. Mesela İngiltere Fransa arasında Manş Tüneli Türkiye'de örneği ise Marmaray diyebiliriz. Aynı şekilde Avrasya Tüneli de bunun örneğidir. Ya da Hong Kong Zuhai Mako Köprüsü hem deniz üzerinden hem de denizin altından geçiş için Avrasya Tüneli de kısmen benzer. Palmiye Adası deniz doldurulmasıyla yapılmıştır. Aynı şekilde Hollanda polderleri, Kansai Havalimanı ve Gottert Base tüneli Avrupa'nın en uzun tünellerinden de bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Bizim ülkemizde de mesela Ordu Giresun Havalimanı Maltepe Sahil Parkı, Karadeniz Sahil Yolu bunlar da sevgili arkadaşlar denizin doldurulmasıyla yapılmış yapılardır. Osman Gazi Köprüsü de gene bizim ülkemizde ulaşımı rahatlatmak için yapmış olduğumuz uygulamalardır. Hemen şöyle sorulara baktığımızda dünyada etkili olan sıcak su akıntılarını yazın. Hemen şöyle hatırlayın sevgili arkadaşlar ben de şuradan alayım bunu hemen gözünüzde de şurada görsün bir şekilde buradan test anlamında da bir soru gelebilir haberiniz olsun. Sıcak su akıntısı demiş hemen Kuzey Amerika'nın Kuzey Batı kısmına geliyorum. Burada Alaska sıcak su akıntısı var. Şunu düşünme abi Alaska soğuk yana sıcak su akıntısı ekvatordan kutba gidiyor bitti. Meksika körfezinden başlayıp Batı Avrupa'ya giden en önemli okyanus akıntılarından bir tanesidir. Gulf Stream sıcak su akıntısı. Hemen şöyle Güney Amerika'nın doğu kısmına geliyorum. Brezilya sıcak su akıntısı. Devam ettim. Afrika'nın güney doğu kısmına gidiyorum. Madagaskar sıcak su akıntısı. Bakın şunu unutmayalım. Biraz önce söylemiştik ya. Sıcak su akıntılarının bulunduğu alanlarda okyanusal iklimin etki alanı genişliyor. Hemen şöyle geldiğimiz zaman Asya'nın doğu kısmında kuro, şio sıcak su akıntısı. Kurudan. Sıcak kuruttu ya hemen kuruttu. Vallahi bitti gitti diyebilirsiniz. Avustralya'nın doğusu. Doğu Avustralya sıcak su akıntısı diyorsunuz. Bunların etkili olduğu alanlarda okyanusal iklimde görülüyor. Okyanusal iklimde her mevsimi yağışlıydı. Onu da söyleyelim. Peki dünya üzerinde etkili olan sürekli rüzgarlar nelerdir? Sürekli rüzgarlar sürekli basınç kuşakları arasında hareket ediyordu değil mi? Hatırla. Hemen biz bunu nasıl yapmıştık? Şuraya ben şöyle büyük bir şekilde yapıyorum. Yaya diyorum. Tamam mı? Bak bu o zaman bu yüksek basınç. Bu alçak basınç bu yüksek basınç, bu alçak basınç. Burası nedir? Enlem olarak. Burası nedir? Enlem olarak dersek. Sıfırdan başlıyorsun. 30, 30 arttırıyorsun. 30, 60, 90. Şimdi geliyorum. Uçtakilere T diyorsun. Ortadakilere D diyorsun. Termikler, dinamikler. Bunu da böyle görmüş olduk. Geldim şimdi. O zaman yüksek rüzgar neydi? Yüksek basınçtan alçak basınca hareket eden yatay hava hareketiydi. O zaman sevgili arkadaşlar 30'dan 0'a bir rüzgar gelecek mi? Gelecek. Bu rüzgar kimdir? Alize rüzgarı. 30'dan 60'a bir rüzgar gelecek mi? Gelecek. Bu rüzgar kimdir? Batı rüzgarı. 90'dan 60'a bir rüzgar gelecek mi? Gelecek. Bu rüzgar kimdir? Kutup rüzgarıdır. Dikkat ederseniz 60 derece enleminde 30 ve 90'dan gelen kutup batı rüzgarları karşılaşıp cephe oluşumuna ve bu alanda farklı iki hava kütlesinin karşılaşmasıyla birlikte cephe yağışlarının oluşumuna neden olmuştur. Alize rüzgarlarının ters alizesi sıfırdan ekvatora üst hava akımları vasıtasıyla gider ve bu alanda çöl ikliminin de görülmesini sağlar diyebiliriz. Boşluk doldurma. Eğer ki öğretmeniniz tamamı çoktan seçmeli olmayacak dediyse mutlaka gelebilecek bir yer. Bakalım hemen sorulara. Güneşten Dünyamızı atmosferin üst kısmına 1 santimetre kareye 1 dakikada yaklaşık 2 kalorilik enerji gelir. Bu enerji miktarına Güneş sabitesi ya da solar konstant diyoruz sevgili arkadaşlarım. Geldik ki sıcaklığın yeryüzündeki dağılışı ne ile gösterilir dersek sıcaklığın yeryüzündeki dağılışı izoterm haritalarıyla gösterilir. Basıncın yeryüzündeki dağılışı izobar haritalarıyla gösterilir. Yüksekliğin yeryüzündeki dağılışını ise izohips haritalarıyla gösteririz. Devam. Basınç adı verilen aletle ölçülür ve ifade edilir diyor. Basınç tabii ki de barometre dediğimiz aletle ölçülecektir ve milibar olarak biz basıncı ifade edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Yıllık 250 milimetrenin altında yağış alan yerler genel olarak o çok az yağış aldı. O zaman çöl olarak nitelendirilir. Çölü biz sıcaklık anlamında ikiye ayırabiliriz. Sıcak çöller ve kutuplar soğuk çöller olarak ifade edilir. Bunu da unutmayalım. Geldik devamında. Havadaki aşırı soğumuş su damlacıklarının nesneler üzerinde temasla donmasıyla sizce sevgili arkadaşlar kırç mı meydana gelir kırağımı mı meydana gelir? Çünkü bunların ikisi birbiriyle çok karıştırılıyor. Yorumlar kısmına bu ifade geldiği zaman havadaki Aşırı soğumu su damlacıklarının nesneler üzerinde temasla donmasıyla kırç mı kırığı mı meydana geliyor. Yorumlar kısmına yazalım. Meskenlerin birbirinden uzak kurulduğu yerleşmeler tabii ki de Karadeniz bölgesinde yaygındır. Biz bu yerleşmelere dağınık dokulu yerleşmeler diyoruz. Yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviye. Bak dur bir düşün yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviye diyor. O zaman bir dağın üst kısmı bu yerleşme üst sınırı olarak geçer. Bunu kim belirler dersek bunu belirleyen de kalıcı kar alt sınırıdır sevgili arkadaşlar. Kalıcı kar alt sınırı yerleşme üst sınırını etkiler. Türkiye deprem bölgelerinin sınırları ile hangi kaynakların dağılışı arasında benzerlik vardır. Tekrar ifade ediyorum. Türkiye'de deprem bölgelerinin sınırları ile tabii ki de fay kaynaklarının dağılışı arasında benzerlik vardır diyebiliriz. O zaman bir bölge aynı zamanda başka bir bölgeyi de ifade edebilmekte. Nüfusun ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu alanlarda insanların doğal çevre üzerindeki etkisi daha fazladır. Nasıl etkisi? Tabii ki de maalesef bilinçlenmediysek olumsuz etkisi daha fazladır. Hemen şöyle tabloya bakalım. Hangi iklime ait olduğunu yazalım. Buraya işte güzel bir etkinlik olacak. Bitki örsü bakımından yeryüzünün en zengin alanı diyorsa hiç düşünmeden buna ekvatoral iklimi işaretleyebilirsin. Ve burası dünya ölçeğinde biyoçeşitliliğin en zengin olduğu alandır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki ben hemen şuradan şöyle Haritamı da alayım. Ekvatoral iklim nerede görülüyordu? Onunla ilgili de güzel bir çalışmamız olsun. Bak ne demiş? Bitki görsü bakımından yeryüzünün en zengin alındır. Doğal bitki görsü yıl boyunca yeşil kalan gür ormanlardır. Bak yıl boyu yeşil kalan diyor. Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya, Gine adalarının bulunduğu yer sevgili arkadaşlarım. Güney ve Doğu Asya'da mevsimlik rüzgarlar diyorsa Tabii ki de bu muson rüzgarlarıdır. Yaz ve kış musonu olmak üzere ikiye ayrılırdı. Güney Hindistan, Güney Çin, Tayland, Vietnam, Japonya, Mançurya gibi bölgelerde etkili olur. Tabii ki de bu iklim muson ikliminden başkası olamaz. Peki bu söylemiş olduğu Güney ve Doğu Asya, Hindistan falan dediği yer neresi? Güney, Güneydoğu, Doğu Asya. Bu alanda biz neyi görüyoruz? Muson iklimini görüyoruz. Muson ikliminin karakteristik ağacı Tik ağacıydı ve yaz musonu mevsimlik rüzgarlara bağlı olarak en fazla yağışın düştüğü mevsimde. Geldik. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bitti. Bitti burada bitti. Hadi bilemedin. En fazla yağış kışın, en az yağış ise yazın düşer. Şimdi düşünüyorum Türkiye haritasını kafanda canlandır. Ne yapmıştık? E yapmıştık. Buraya geldik ilkbahar dedik. Buraya yaz, buraya sonbahar ve buraya geldik kış dedik. E burada hangi iklim var? Akdeniz iklim var. O zaman buraya yapıştır Akdeniz iklimi diye. Peki Akdeniz iklim bölgesindeki bitki örtüsü neydi? Maki bitki örtüsüydü. Yıl boyu yeşil kalan bodur ağaçlar vardı. O zaman bununla da bunu karıştırmayacaksın. Ekvatoral iklimde yıl boyu yeşil kalan gür ormanlar var. Ama Akdeniz ikliminde yıl boyu yeşil kalan bodur, ağaç ve çalılar var. Bak bunları görüyorsan da Akdeniz iklimidir. Geldik. Yağış rejimi düzenlidir diyor. Hemen düşünüyorum. Dünyada yağış rejimi düzenli iki tane iklim vardı. Bunlardan bir tanesi Ekvatoral iklim, bir diğeri ise Okyanusal iklimdi. Yıl boyu yağış almakla birlikte en fazla ve sonbaharda görülür. Hemen şöyle düşünüyorum. E'yi yapıştırdığım ilkbahar, yaz, sonbahar dedim. Karadeniz'e gittim. O zaman bunun dünya ölçeğindeki benzer iklimi okyanusal iklimdir diyebiliriz. Zaten ekvatoral iklimde Mart ayı ve Eylül ayı yani ekinoks dönemlerinde bol miktarda yağış var. Neden? Çünkü buraya güneş ışınları dik açıyla geliyor. O zaman nasıl yağış olur? Konveksiyonel yağışlar olur. Yani ısınan hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağışlar vardır. Yazlar kısa ve serin. Kışlar ise oldukça uzun, soğuk ve sert diyor. Yıllık sıcaklık ortalaması 0-10 derece. Yıllık sıcaklık farkı ise 20-40 derece civarındadır diyor. Yazlar kısa serin, kışlar ise oldukça uzun, soğuk ve serttir diyor. Yahu sert işte. Karasal'ın serti. Şuraya şöyle sert karasal iklim diyorum. Bu bölgeler sürekli termik yüksek basınç diyorsa o zaman sürekli burada hava soğuk. İki tane iklim var ya kutup iklimi ya tundra iklimi. Bu yağış tutarı düşük ve kar şeklindedir diyor. Sürekli termik basınç alanı ise burası kutup iklimidir. Nem azlığından dolayı günlük sıcaklık farkı oldukça yüksektir. Bitti. Hangi iklim bölgesi? Çöl iklim bölgesi. Böylesine büyük sıcaklık farkı fiziksel parçalanmaya sebep olmaktadır diyor. Bura için çölde vereceği yerlerden bir tanesi Allah'ını seven unutmasın. Afrika'nın kuzeyi ikinci yer Allah'ını seven unutmasın. Avustralya'nın iç ve batı kısmıdır diyebiliriz. Geldik şimdi merkezlerin sıcaklık değerleri. Mutlak nem miktarları, maksimum nem miktarları ve bağıl nem miktarları. Biz şimdi bağıl nemi mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 olarak ifade ediyoruz. Dikkat edelim. Birinci hava kütlesinin yani A merkezindeki hava kütlesinin mutlak nemi 10, maksimum nemi 20. Hemen şurada şöyle çözelim. 10 bölü 20 çarpı 100 diyorum. Bunlar giderse burada 5 kalır. 10 çarpı 5'ten Bağın nem %50 yaptı. Hemen B'ye geliyorum. B'nin bağıl nemi %100'müş. Maksimum nemi 21. O zaman X bölü 21 çarpı 100 dersek bu eşittir. 100 olacak. 100'ler gitti. E o zaman buranın 1 olabilmesi için X'in kaç olması lazım? 21 olması lazım. O zaman buraya 21'i yazdık. Geldik buraya. Mutlak nem ne demiş? 10 demiş bölü x diyorum. Bana maksimumunu soruyor. Çarpı 100 diyorum. Bu eşittir 80. O zaman burada neyin olması lazım dersek. Hemen şöyle şu x buraya gidecek. 80x 100 çarpı 10'dan 1000 yapar. 1000 bölü 80 dersek o zaman burası x şunlar gitti. 100 bölü 8'den de burası 12,5 yapacaktır sevgili arkadaşlarım. Geldik buraya. Mutlağı 10 maksimumu 2 mutlak 10 maksimum 2 çarpı 100 diyorum hemen şöyle 10/2 5 100 çarpı 5'ten de 500 yaptı Allah'ım afet oldu çok fazla miktarda yağış düştü. Hemen sona geldim. Mutlağı istiyor. Maks'ı 2 vermiş, bağın nemi 60. Mutlağı 2 istiyor. Max'ı 2 vermiş. Hemen şöyle şuraya 100 diyorum. Ve burayı 60 bulmam gerekiyor. O zaman burada şöyle yaparsam. Şurası 2 çarpı 60'tan 100 x eşittir 120 yaptı. O zaman x 120 bölü 100 yapar. 1 gitti. O zaman x ne oldu? 1,2 yaptı sevgili arkadaşlar. Şuraya da şöyle 1,2 dedik. Geldik harita üzerinde işaretli alanlardan Hangi alanlarda yerleşme yoğun hangi alanlarda yerleşme seyrektir diyor. Bakın hemen şöyle diyorum ki hoca %100 sorar ya bu gelecek ya bu Türkiye'de gelecek ya bu dünyada gelecek ama bir şekilde karşına gelecek. Mesela 1 numaralı alan Amazon havzası ekvatoral iklim görülür yüksek sıcaklık nem bitki örtüsünden dolayı seyrektir. 7 numaralı alan 7 numaraya geldiğimizde gene Kongo havzası ekvatoral iklim görülür yüksek sıcaklık nem bitki örtüsü seyrektir. Mesela 9 numaralı alan gözüme çarptı çöl iklim bölgesidir. Sıcaklık farkı çok fazla. Nem azlığı var. Seyrektir. 10 numaralı alana geliyorum. Himalaya dağlarının bulunduğu yer gene seyrektir. 12 numaraya geldiğimiz zaman Sibirya'nın bulunduğu alan seyrektir. Grönland 4 numara seyrektir. Mesela Antarktika 8 numara seyrektir sevgili arkadaşlar. Şurada Kanada'nın kuzey kısmı 3 numara gene seyrektir. Mesela bak burada da 11'i şuradan şöyle kaldırdım. 11'i şuraya koydum. Bakın görebiliyorsunuz. Burası yoğun mu seyrek mi dersek ilk buradan başlıyorum. 11 yoğun. Mısır'ın bulunduğu alan tarihi faktörlerdir tamam mı? Aynı şekilde mesela şurada 6 numarayı gördüm. Afrika'nın kuzeyi çöl iklim bölgesi seyrektir. Mesela 2 numaralı alan Amerika'nın güneydoğu kısımları sanayi faaliyetleri yoğun. 5 numaralı alan gene yoğun nüfusa sahip yerlerden bir tanesi Batı Avrupa mesela bana şu kısmı verseydi Japonya'nın bulunduğu yer bakıyorum en fazla 11 12 var o zaman şuraya 13 dedim. 13 gene yoğun nüfusludur. Mesela 14 olarak Hindistan'ı verseydi 14 gene yoğun nüfusluydu. Aman bunlara çok dikkat etmenizde fayda var. Geldik test sorularına. Eğer ki öğretmeniniz dediyse ki çoktan seçmeli testler var. Bunlara dikkat et. Yukarıda verilen basınç merkezlerinden hangileri Türkiye ara üzerinde kış mevsiminde etkili olmaktadır. Hemen şöyle Türkiye arazisinde etkili olan basınç merkezlerine gelin hep birlikte bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim ülkemizde şöyle geliyorum. Şu kısımdan geldim. Burada İzlanda dinamik kökenli alçak basınç kuşağı vardır ve bizim ülkemizde yıl boyu etkilidir ama daha çok kış döneminde etkilidir. Geldim devam ediyorum. Buradan Sibirya termik yüksek basıncı etkilidir. Sibirya nasıl bir yer? Soğuk bir yer. Zaten termik yüksek basınç demiş. O zaman bu da gene kış döneminde etkilidir. Geldim bizim ülkemizde yaz döneminde etkili olan basınçlardan bir tanesi sevgili arkadaşlarım bu Orta Doğu hattından gelir. Basra termik kökenli alçak basınç kuşağı sıcak olduğu için daha çok yaz döneminde etkilidir. Hemen şöyle güney özellikle batı kısmımızdan gelir. Azor dinamik yüksek basınç kuşağı yıl boyu etkilidir ama daha çok yaz döneminde etkilidir. Bakıyorum kış yazdığımız kim var? İzlanda ve Sibirya var. İzlanda'yı aldım. Sibirya'yı da alıyorum. 2 ve 4 diyorum tamam mı? Bak Azor dinamik yüksek basıncı yıl boyunca etkilidir. Ama daha çok kış mevsiminde etkili diye meyi sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerin hangisinde insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır? Eğer ki bir alanda insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi daha fazlaysa sanayi faaliyetlerinin yerleşme faaliyetlerinin diğer alanlara göre daha yoğun olması gerekir. Buradaki işaretli alanlara baktığımızda bir numarayla göstermiş olduğumuz İstanbul İzmit çevresi yani Çatalca Kocaeli Platosu, insan faaliyetlerine bağlı olarak doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisinin fazla olduğu alandır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi? doğa ile insan arasındaki etkileşim açısından diğerlerinden ayrılır. O zaman burada bana dört tane olumlu sonuç verebilir, bir tane olumsuz sonuç verebilir ya da dört tane olumsuz bir tane olumlu verebilir. Bakalım baraj çevrelerinin ıslah edilmesi bu ifadeyi görüyorsan bu olumlu bir sonuçtur. Bir. Sanayi tesislerinin atık su arıtma tesislerinin yapılması. Atık su arıtma tesis. O zaman bu da olumlu bir sonuçtur. Nesli tehlike altındaki canlılar için koruma kanunlarının çıkarılması gene bu olumlu bir sonuçtur. Enerji üretiminde fosil kaynaklara ağırlık verilmesi bu hava kirliliğine sebebiyet vereceği için olumsuz bir sonuçtur. Toprağın yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesi ya da ikiminin yapılması gene olumlu bir sonuçtur. Ne demiştik? 1, 2, 3, 4 olumlu. Bir tane olumsuz verdi. E o zaman sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik bir diğer soruya. Türkiye siyasi ve ekonomik özelliklerine göre oluşturulan aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları içinde yer almaz. Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü bölgesi sevgili arkadaşlar. 1949 yılında Sovyet Birliği'nin yayılmacı politikasına karşı Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde Avrupa'nın katılımıyla kurulan bir örgüttür ve Türkiye Kore Savaşı'ndaki başarılardan sonra örgüte 1952 yılında üye olmuştur. O zaman bu vardır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gene üye ülkelerinin ticaretini iyileştirilmesinin amaçlandığı bir örgüttür. Avrupa'yı ...Ekonomik İşbirliği Örgütü yerine geçmiştir... ...ve Türkiye gene bu örgüte üyedir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı... ...Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasındaki... ...ticaretin iyileştirilmesinin... ...amaçlandığı bir örgüttür ve... ...Türkiye gene bu örgütün üyesidir. O zaman bu sınır içerisinde de yer almaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı... ...İsrail'in işgali altındaki... ...Mescidi Aksa'nın yakılmasının... ...İslam dünyasında uyandırmış olduğu... ...tepkilere istinaden kurulmuştur... ...ve gene Türkiye bu örgütün de üyesidir. Ama Avrupa Birliği'ne Türkiye üye değil müzakere süreçlerimiz devam etmekte. O yüzden Avrupa Birliği sınırları içerisinde Türkiye'yi göremeyiz. Geldik. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarındaki değişim diğerlerine göre daha uzun zaman alır? Diyorum ki %100 yazılda bu soru gelecek karşına. Bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bölgeleri şekilsel bölge ve işlevsel bölge olarak ikiye ayırdık. Şekilsel bölgeleri hatırlayın, doğal şekilsel bölge ve beşeri şekilsel bölge olarak ikiye ayırdık. Ve şunu unutmayalım, doğal şekilsel bölgelerin sınırları uzun sürede değişir. Bana daha uzun zaman alır diyorsa doğal şekilsel bölgeyi almam lazım. Nüfus bölgesi beşeri şekilsel bölgedir. Yerleşme bölgesi beşeri şekilsel bölgedir. Maden bölgesi beşeri şekilsel bölge, siyasi bölge beşeri şekilsel bölge ama toprak bölgeleri doğal şekilsel bölgedir. O yüzden bunun sınırındaki değişim diğerlerine göre daha uzun sürer. Bundan dolayı da sevgili arkadaşlarım sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki harita üzerinde işaretli alanlar hangisi ya da hangileri bakımından benzer bölge sınıflandırması içerisine dahil edilebilir? Hemen şöyle bakıyorum. Afrika'nın kuzey kısmını gördüm. Arap Yarımadası'nı görüyorum. Avustralya'nın iç batı kısmını, Orta Asya'yı görüyorum. He, o zaman bunlar çöl iklim bölgesidir diyebiliriz. Var mı? Var. O zaman bu Olur. E, çöl iklim bölgeleri zaten dünyadaki seyrek nüfuslu bölgelerdi. E, bu da olur. Hemen şöyle baktığımız zaman sitep bitki bölgeleri çöl iklim bölgesiyle benzerlik paralellik göstermeyebilir. O zaman bunu dahil edemem. O zaman sorumun doğru cevabı 1 ve 2 ile C seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgelerden hangisinde Toplu dokulu yerleşmeler daha yaygın rastlanır diyor. Hemen şöyle düşün. Toplu dokulu yerleşmeler arazinin düz olduğu alanda. Şurada Mentişe dağları var. Şurada Orta Toroslar var. Şu alanda Güneydoğu Toroslar var. Şurada da Doğu Karadeniz dağları var ama Tuz Gölü çevresi arazinin düz olduğu bölge olmasından dolayı toplu dokulu yerleşmeler daha yaygın rastlanır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki taralı olarak gösterilen alanlardan hangilerinde arazinin engebeli olması nedeniyle nüfus yoğunluğu daha Azdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şöyle baktığımızda burası Samsun ve çevresi yoğun nüfuslu. Hemen şuraya gözüm çarptı. Muğla çevresi, Menteşe yöresi bu alan seyrek nüfuslu bölgedir. Hemen şuraya geldiğimiz zaman taş eli platosu gene orta toroslar yer şekli seyrek nüfusludur. O zaman sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 ile ne olduğu C seçeneği oldu arkadaşlarım. Geldik bir diğer soruya. Tarıma uygun geniş arazilerin ve su kaynaklarının bulunduğu yerlerde nüfus artmaya başlamış ve köy yerleşmeleri zamanla büyüyerek ilk şehir yerleşmeleri ortaya çıkmıştır diyor. Buna göre aşağıdaki su kaynaklarından hangisi için böyle bir durum söz konusu değildir? İlk şehir yerleşmesi diyorsa ilk kültür bölgelerine, ilk medeniyetlerin bulunduğu alanlara gitmemiz lazım. Fırat, Dicle, Mezopotamya uygarlıkları, Sümerler, Akatlar, Babiller, Asurlar, Elamlar diyebilirsiniz. Sarı Irmak Göy Kırmak Çin medeniyeti, Nil Nehri tabii ki de Mısır medeniyeti, Ganj Nehri Hint medeniyeti diyebilirsiniz. O zaman bu alanlarda geniş araziler tarıma uygun, su kaynakları fazla ve nüfus artıp zamanla büyüyerek ilk şehir yerleşmelerine dönüşmüştür. Ama Afrika'nın o batı kısmında yer alan Kongo havzasında böyle bir durumdan söz edemeyiz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki haritada numaralandırılan yörelerin hangisinde bağıl nemin yıl boyunca diğerlerine göre daha fazla olması beklenir diyor. Bağıl nem yıl boyunca daha fazlaysa o alanda yağışta diğerlerine göre yıl boyunca daha fazladır diyebiliriz. Bağıl nemin yıl boyunca fazla olduğu alan 5 numarayla görmüş olduğumuz Doğu Karadeniz kıyısıdır. Bakın Muğla ve çevresi de bol miktarda yağış alır ama yıl boyunca bağıl nem yüksek değildir. Özellikle kış döneminde bağıl nem çok fazlayken yaz döneminde bağıl nem çok düşüktür çünkü yazları sıcak ve kurak geçer sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Bir iklimin özelliğini vermiş. Bu iklim tipi nedir diyor. 30-65 derece enlemlerinde görülen bir iklimdir. Ve karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarında kıtaların doğu kıyılarında görülmektedir. Sibirya, Kanada, Doğu Avrupa'da geniş bir yayılış alanına sahiptir diyor. Bu iklim ya tundura iklimidir ya da sert karasal iklimdir. Akdeniz deseydi 30-40 derece enlemi demesi lazımdı. Ilıman okyanusal iklim deseydi o zaman da kıtaların doğu kıyısı değil özellikle kuzey yarım kürede, batı kıyısı burada da batı Avrupa'yı vermesi lazımdı. Kutup iklimi deseydi bu sefer de bunları değil yüksek basınç termik yüksek basınç ifadesini vermeliydi. 30 derece 65 derece enlemleri arasındaki karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarında görülen iklim tabii ki de sert karasal iklimdir. Tundra iklimi için sıcaklık ortalaması yıl boyunca ya da sıcaklık ortalaması 0 derecenin altında diyecek yıl boyuncayı düzeltelim. Bununla birlikte en sıcak ayda dahi sıcaklık ortalaması 10 dereceyi geçmez diyecek. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yukarıda Türkiye haritası vermiş. Buradaki rüzgarlarla ilgili sırasıyla yazalım. Bunu nasıl yazacağız? Kayıp sakal diyeceksin. K. Kim var K? Bakıyorum. O zaman bu karayel. P. Kim var P? Poyraz var. O zaman bu Poyraz. Hı. Kim var? Lodos var. E hangisinde üçünde temas ettirdim? C seçeneğinde Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos. Buraya şöyle parantez açıyorum. Keşişleme diyorum tamam mı? Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos kayıp sakal diye kodlarsın. Sorumun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik bu dağlardan hangisi hem kuzey yarım kürede hem de kutba en yakın konumda yer alır diyor. Bunu ben neye göre belirleyeceğim? Kalıcı karın alt sınırının kuzey ve güney yamaçtaki değişimine göre belirleyeceğim. Bakın dikkat edin. Güney yamaçta bu sınır daha yukarıda kuzey yamaçta daha aşağıda mı? Evet o zaman güneşe dönük yamaç burasıdır. O zaman burasının bakısı güney ise bu merkez kuzey yarım kürededir. Buna geliyorum kuzey yamaçta daha yüksekse o zaman bu dağın güneşi kuzey yamaç görüyor. O zaman buranın yarım küresi tersi güney yarım küre diyebilirsin. Buraya geldim. Güney yamaçlı da daha yüksek. O zaman güneşi buraya çizerim. Bakı güney yamaçsa yarım küresi kuzey yarım küre. Bak bakının tam tersidir. Tamam mı? dikkat et. Buraya geldim. Kuzey burada. Bakı yönü. O zaman Güney yarım küre. Buraya geldim. Güney yamaç daha yüksekte kuzey yamaca göre. O zaman şuraya çizerim. O zaman burası da kuzey yarım küre oldu. Bana diyor ki hem kuzey yarım kürede diyor. 5 olabilir. 3 olabilir, 1 olabilir. Hem de kutba en yakın. Kutba yakın olması için bu beyazın dağın tamamını kaplaması gerekir. Daha soğuktur. O zaman 5'tir. Ekvatora en yakın deseydi o zaman buydu sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Geldik bir diğer sorumuza. Dinamik yüksek basınç alanlarına ait bir özellik değildir diyor. Soruda bana dinamik yüksek basınç alanı diyorsa Abi burası çöl ikliminden başkası olamaz. Toprak tuzlu kireç oranı yüksektir doğru. Hava açık ve kurudur doğru. Kuzey Afrika Arabistan bu yerlere örnek verilir doğru. Fiziksel ayrışma hakimdir doğru. Oluşumunda dünyanın şekli değil dünyanın eksen hareketinin etkisi vardır. Yani günlük hareketin etkisi vardır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Haritada işaretli alanlarda yerleşmelerin yoğun olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Çatalca, Kocaeli platosu, İzmir çevresi, Adana çevresi. İklimin ılıman olması olabilir ama temel sebep olmaz gitti. Sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmiş olması olur kesinlikle. Yer şekillerinin düz olması hepsi için temel sebep bu değildir. Yeraltı kaynakları yönden zengin olması gene temel sebep değildir. Verimli toprakların bulunması gene temel sebep değildir. Buradaki üç merkezdeki yoğunluğun temel sebebi tarıma dayalı bu alanda sanayi. Bu alanda da gene sanayinin gelişmiş olmasıdır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyoruz geldik sizinle yazılı etkinliğimizin sonuna sevgili arkadaşlar. Karşınızda günün güzel bir ödüllü sorusu var. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.